Bu videomuzda testte bulunan havuz makrosuna ile alacağız. Protoditaeste tasarım kütüphanesinde bulunan havuz makrosuna tıklayalım. Hesapları ve detayları yapacağımız bir arayüz açılacaktır. Galeriden seç butonundan program içerisinde bulunan tiplerden hızlı bir şekilde havuz modeli seçebilirsiniz. Tip seçtikten sonra havuz parametreleri bölümünde bulunan noktalar ile nokta eklenebilir. Ya da noktaların koordinatları kaydırılabilir. Bu yöntemle istediğiniz tipte kesit oluşturmanıza olanak sağlanmaktadır. Delta Z bölümünden noktalarınızın Z eksenindeki kotunu belirleyebilirsiniz. Düşü bölümünden ise örneğin bir numaralı noktanızın 2 numaralı noktaya göre ne kadar aşağıda olması gerektiğini belirtebilirsiniz. Sagitta bölümünden istediğiniz noktalar arası yay tanımlayabilirsiniz. Bu yayı temelinize yansıtmak isterseniz döşemeler bölümünden perde geometrisini kullan seçeneği ile kolay bir şekilde aynı geometride olmasını sağlayabilirsiniz. Özellikler bölümünden beton ve donatı sınıfı değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Alt bölümde zemin parametrelerinizi tanımlayabileceğiniz bölüm bulunmaktadır. Sahada her havuz perdenizin dış kısmında farklı zemin özelliklerine sahip araziniz olabilir. Bu farklı etkileri perdelerinize yansıtmak amacıyla her perdeniz için ayrı zeminler tanımlayabilirsiniz. Zemin modeli sayfasına girelim. Perde tipinizi konsol perde ya da bodrum perdesi tipinde seçebilirsiniz. Pasif yükün kullanılma durumunu bu bölümden ayarlayabilirsiniz. Yükleme tipi olarak uzun dönem ya da kısa dönem olarak yükleme durumunuzu belirleyebilirsiniz. Zemininizdeki su seviyesini bu bölümden ayarlayabilirsiniz. Ayarlar bölümünden tasarım spektral inme katsayılarını ve R katsayısını tanımlayabilirsiniz. R katsayısı konsol duvarlarda yönetmelik gereği 1.5 olarak alınmalıdır. Zemin profili bölümünden katman uzunluğunuzu ve açınızı bu bölümden ayarlayabilirsiniz. Toprak bulunan bölümünüzde hareketli yük olabilir. Noktasal ve yüzey yükünü istediğiniz uzaklıkta tanımlayabileceğiniz bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler için rapor oluşturabilirsiniz. Tasarım butonuna tıkladığınızda perde ve döşeme kalınlığınız otomatik olarak hesaplanacaktır. Saydamlık bölümünden donatılarımızı görünür duruma getirelim. İnşaat sonu, işletme ve bakım olmak üzere yükleme durumları bulunmaktadır. Bu yük durumları şu anlama gelmektedir. İnşaat sonu yük durumu seçili olduğunda havuzunuzun içi dolu, dışı boş durumu. İşletme yük durumunda havuzunuzun içi ve dışı dolu durumda. Bakım yük durumunda ise Dışı dolu, içi boş durumda hesap yapılmaktadır. Bu yük durumlarından herhangi birinin tekini kaldırmanız durumunda donatı tasarımlarınızı yeniden yaptırmanız gereklidir. 3 yükleme durumu da tikli olduğunda hangi yükleme kritikse o yüklemeye göre donatı hesabı yapılır. Duvarlarınız ve havuz temeliniz için donatı seçimlerinizi bu bölümden değiştirebilirsiniz. İsterseniz 3 boyutlu görselden yapmış olduğunuz değişiklikleri de gözlemleyebilirsiniz. Detay çizimi bölümünden çizimlerinizi önüzleyebilir, raporunuzu bu bölümden hazırlayabilirsiniz. Tamam butonuna tıklayıp boş bir alana tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi çizim oluşturuldu. Bu videomuzda havuz tasarımını makro yardımıyla nasıl yapacağımızı inceledik. Bir sonraki videolarımızda tasarımlarımıza devam edeceğiz.